Derbinin favorisi var mı Serkan Korkmaz? Ya var. Var. Çünkü bakıldığında son 30 yılda ev sahibi takımların ciddi bir üstünlüğü var. Hani o gün ligdeki konumu, işte kadronun istim üstünlüğü oluşu, yok teknik adamın formda oluşundan, bunların hepsinden çok bağımsız bir havası var derbilerin, biliyorsunuz. Hatta şey vardır, derbide favori kolay kazanamıyor gibi böyle bir klişe vardı 90'larda algımıza oturmuş. O da doğru, fakat ne olursa olsun genel olarak tüm zamanlara baktığınızda, özellikle son 30 yılda iç sahada oynayan ev sahibinin çok ciddi üstünlüğü var derbilerde. Yani bu sebeple mesela bu maç İnönü'de, Dolmabahçe'de oynansaydı, hı hı, benim mutlak favorim Beşiktaş'tı. Yani çok net söylüyorum. Ama bu maç Kadıköy'de oynanıyor. Mutlak değil ama favorim Fenerbahçe, onu söyleyeyim. Kadıköy'de olması çok şeyi değiştiriyor. Fenerbahçe açısından da değiştiriyor. Beşiktaş için de kendi sahasında oynamak çok farklı. Bunu hissediyorsunuz zaten. Bir de Şenol Güneş faktörüne ben de katılıyorum. Aslında böyle şeyler genelde hani bir yakıştırma olur. Ama baktığınızda Fatih Terim'in de yanlış bilmiyorsam bir tane galibiyeti var Kadıköy'de. Onun da bir tane var. O da 99 yılı. 99. 2-1 galip geldi. Yok yok yok. İddialı Serkan, 99'dan bu yana bir tane var. 2-1 galip geldi. Çok rüzgarlı bir hava, Tugay değil mi? Tugay mı atmıştı? Hatırlamıyorum. Gol de 2-1 galip gelmiş. Çok rüzgarlı Marcio, bir havaydı. Marcio, Marcio. Marcio Nobre. Hayır hayır. Marcio diye bir Brezilyalısı vardı Galatasaray'ın. Doğru. Yani en azından 99'dan bu yana bir tane var. Şenol Hoca'nın da bir tane var. Yani Şenol Hoca'nın bir kere yarıda kalan, daha doğrusu başının yarıldığı maç. Hı hı. Orada artık olay başka bir boyuta taşındı ama o günkü koşullarda değiliz şu anda. Gerek Şenol Hoca gerekse Fenerbahçe camiası şu anda o tansiyonda değiller. Hı hı. Şu anda Türk futbolunun çok daha değişik başka sorunları var. Kulüpler Birliği'nde toplanıp ortak dertlere problemler arayan bir noktada iki takımda baktığımız, doğru, zaman. Bir de Beşiktaş'ın, Serdar'a katılıyorum, hani şampiyonluk yolunda böyle müthiş bir iddiası yok. Hani hatta bence şampiyonluk hayal bile değil Beşiktaş'ın şu bu sezon. Şu anki pozisyonda, evet. Yani o bir rahatlık getirecektir hem Şenol Hoca'da hem Beşiktaş futbol takımında. Ama Fenerbahçe'nin, Jesus'lu Fenerbahçe'nin Kadıköy'de ben bu fırsatı kaçıracağını sanmıyorum. Puan cetvelinde 6 puan fark gözüküyor Galatasaray'la aralarında. Ama aslında bir maçları eksik ve onu bir maç, o bir de kendi aralarında bir maç var. Gerçi evet, hani Galatasaray 3-0'lık bir averaj avantajına sahip gibi gözükse de Fenerbahçe için son derece iştah kabartıcı bir durum var bu maça dair. Benim favorim çok ağırlıklı bir favori değil ama bence Fenerbahçe. %51. %51 diyebiliriz Mustafa Deniz. Mustafa Deniz Hocam'ın kulakları çınlıyor. Fakat 11'ler üzerinden konuşacağız dedin ya. Eğer gelecek gördüğüm o Fenerbahçe 11'i çıkarsa favorimi değiştirebilirim. Onu uzun uzun konuşacağız. Ya hocama geçmeden çok güzel barko çalışması yapmış arkadaşlarımız. Sevgili Bora, seni zorlamayacaksa yanlarına gideyim ben. Bir aklıma geldi. Aklımıza gelen başımıza gelmesin. Bu defa farklı çalıştık Serkan Korkmaz. Televizyoncu, evet, gözüyle takdir edersin. Saldır Kanarya, sarı lacivert rengimiz barkomuz var. Hemen bu köşede ama karşısında da hani kara kartal, siyah beyaz aşk barkomuz var. Aman ha, hani sadece bunun kepsini alır. Aspor ne yapıyor? Saldır Kanarya filan. Dedilir bunlar sosyal medyada. Aman bizim öyle bir düşüncemiz yok. İki takım içinde böyle hoş, sürprizli, farklı barkolar hazırlamış. Grafik ekibimizi de tebrik etmek lazım. Eline sağlık. Yazı karakterinden fotoğraf seçimine kadar benim çok hoşuma gitti. Yo, yo, ben beğendiniz mi? İnanç. Şu şeyleri verirken ikisini aynı anda verelim ki insanlar yanlış anlasın. Zaman zaman veriyoruz, evet, ama mesela siz konuşurken sadece arkanızda Saldır Kanarya, sarı lacivert rengimizi yazınca, evet, hani insanlar da bilsin ki Fenerbahçe'nin yanında Bağspor. Hayır, biz tüm renklerin kardeşliğine inanıyoruz. Bu klişe değil. Gerçekten öyleyiz. Serkan Korkmaz da bu kanalda tabii uzun ki yıllar yöneticilik yaptı. O benden daha eski bu kanalda, biliyor o da hiçbir şekilde. Ya bir de burada yüzlerce kişilik bir operasyon var. Herhangi bir insanın art niyeti, tabii art ki niyetli bir manipülasyonu düşünsenize yıllarca peşinden gidecek. Bazen böyle hani yayıncı kuruluşlar hakkında falan sadece biz değil. Tribün efsaneleri konuşulur değil mi? Evet evet, böyle şeyler konuşulur. Arkadaşlar mümkün mü? Yani biz burada hepimiz aynı aşiretten, aynı aileden, tabii, insanlarız da ömür boyu birbirimiz hakkında bildiklerimizi saklayacağız. Yani burada Cem Hoca art niyetli böyle bir düşmanlık yapacak bir kişiye, bir kuruma.
Biz böyle yıllarca çalışacağız. Sonra aradan 10 yıl geçecek söylemeyeceğiz. Veya 1 yıl geçecek söylemeyeceğiz. Ne Cem yani... abi de ne de Serdar öyle bir insan. Cem abi zaten Prens Charles. Aynen böyle. Çok nazik beyefendi. Öyle. Bir dakika. Çok benzetelim. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Geçen gün arıyor beni. Olur mu canım? Hayır, oğluyla beraber. Atay'la beraber. Bak dinle. Atay'la beraber arıyor. Bir de çok iyi bir Fenerbahçe'de arkadaşımız var. Onu da telefonda tanıştım. Hocam çok iyisiniz, çok harikasınız. Ya biliyor musunuz sizi Prens Charles'a benziyor. Oğlum dedim nereden çıkardın? Ata söyledi, Z kuşağı ya onlar. Oğlum söyledi. Abi çalışıyorlar mı bunlar dijitalde? Ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Neyse öyle dedim. Hocam güzel krala benziyorsun. Teşekkür ederim. Ne olsun yani. Daha. Hem de üzerinde tabii güneş batmayan krallığın kralı. Evet. En yakışıklı abilerimizdendir. Evet, futbol camiasında en bakımlı, en şık giyinen abilerimizdendir. En kibar, naif. Kesinlikle. Tabii. Çok beyefendi. Ben hiçbir zaman ağzını çok... Senior Can Boğartu'dan sonra diyelim. Teşekkür ederim, sağ ol. Can abi. O yoldan onlar... giden evet bir Fenerbahçelidir Cem Boğartu. Can abi hiçbirimiz yetişemeyiz. O yüzden hem adını analım hem rahmet okuyalım. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Çok başka bir insandı. Diyelim futbolumuzun büyüklerinde unutmamış olalım. Kesinlikle böyle programlarda. Aynen. Analım yeni kuşakta onları hatırlasın. Neler yaptığında bilgisayar kullanmayı çok seviyorsunuz ya, açın bir bakın lütfen. Kesinlikle diyelim. Biz daha fazla anlatmayalım. Şimdi hep Şenol Güneş üzerinden görüyoruz derbi ama Jesus'un da derbilerde galibiyeti yok. Bırakın galibiyeti, golü yok hocam. Çok güzel söyledin. İşin tuhafı iki teknik adamın da şimdi böyle derbi bir deposu var. Derbi kırık şimdi hocam. Jesus gibi çok başarılı, çok deneyimli, iyi bir teknik direktör. Neyi bekliyorsun sezon başı? Özellikle tabii ki hem Avrupa mesaisi hem ligde de derbilerde farkı yaratsın. Senin söylediğin gibi 3 maçta 1 puan aldı, gol atamadı. Evet. Fenerbahçe. Şenol Hoca da Serkan çok güzel uyardı bizi. İşte Bursa Spor haricinde 21 maçta neredeyse galibiyeti yok Kadıköy'de. Diğer ligde çalıştırdığı yok takımlarıyla beraber ligde yok. Şimdi böyle baktığımızda iki teknik adamın da üzerinde hafiften bir baskı var. Ben de Fenerbahçe'yi Kadıköy'de olması, 50 bin kendi taraftarının önünde oynayacak bir adım önde görüyorum açıkçası. Hı hı. Serkan'la da az önce çalıştık, orada da hatta sorduğunda söyledim. Şimdi şöyle bakmak gerekir. İki takıma da beraberlik yaramıyor. Cumartesi günü Cem abi çok güzel bir yaklaşım getirdi. Evet, Galatasaray maçı önemli ama Galatasaray maçından ayrı ben derbide iki takıma da beraberlik yaramaz. O Galatasaray'a yarar. Galatasaray maçın skoru ne olursa olsa yarar hatta. Tabii ne olursa olsun. Yani iki takımın da özellikle kademeli ya, olarak kademeli olarak ilk yarı hele tabii ki oynayacaklardır. Ama ikinci yarı çok ciddi riskler alacak. İkinci yarı bana göre ilk yarıdan çok daha keyifli olacak. Ve de şunu söyleyelim bir de bana göre derbide yani bu derbinin niye iki takıma da beraberlik yaramıyor? Sezon başı olsa biraz daha kontrollü oyun, sabırlı oyunu tercih edebilirdi ikisi. Yani mesela ligin 6-8. hafta ikisi de mağlubu olmadan çıkmak ister orada. Yani İstihada Kadıköy'de oynamasına rağmen, avantajı olmasına rağmen Fenerbahçe'nin mağlup olmak istemez. Beraberlik şimdi, Galatasaray'a yarar mı? Hayır. Onu söylemeyeceğim Serdar'cığım. Sezon başındaki derbi değil bu. Sezonun bitimine artık var ya, filmin sonu geliyor. Evet. Ligin boyu kısalıyor. Onun için diyorum iki takım özellikle ilk yarı berabere soyunma odasına girerse ikinci yarı ciddi riskler alacak. İlk devre oynansa o kadar risk hemen ikinci yarı mesela 45'te falan alınmazdı. Bir kontrollü oyun oynanırdı. Çünkü Beşiktaş bir şeyler söyleyecekse bundan sonra bu maça beraberleri galip gelmesi gerekir. O momentumu yakalaması açısından Beşiktaş'ın kalan ondan sonra bu maçta oynandıktan sonra 10 hafta var. Ondan sonra bir şey söylemek için evet şampiyonluktan Serkan çok güzel özetledi uzak ama yendikten sonra acaba biz yakalar mıyız ya? Biz seri yakaladık, bir ritimle geldik buraya. Evet. Bir ivmemiz var, bir de Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yendik. O zaman farklı şeyler söyleyebiliriz. Fenerbahçe adına da Fenerbahçe'nin özellikle Kadıköy'de Galatasaray mağlubiyetinden sonra şu serisi çok değerlidir. Her takım bunun altından kalkamaz. Sen çok kötü oynuyorsun. Maçın hani biz deriz ya momentum bir bölümdür. Sekans bölümü. 90 dakikalık sekansını Kadıköy'de Galatasaray üstünlük sağlayan seyircisinin de psikolojisinin böyle gittiği şampiyon olamayacağız dediği bir durumda Fenerbahçe'nin o toparlanıp tekrar seri yakalaması esasen büyük başarıdır ha. Doğru. Bak şimdi Jorge Jesus'un da orada hakkını vermek gerekir. Her teknik adam onu toparlayamaz orada. Toparlayamasaydı iki tane arada mağlup olsaydı şimdi derdik ya Galatasaray 3 aşağı 5 yukarı geçen sene Trabzonspor gibi acaba
Nisan'da mı şampiyon, işte Mayıs'ın başında mı lig bitmeden ne zaman şampiyon olur derdik. Onun için Fenerbahçe'nin de çok ritimde bulduğunu söylemek gerekir. Yani geriye düştüğü maçlarda o reaksiyonu gösteriyor. Hı-hı. Bir tane beraberliği var. Adana Demirspor maçı o bölümden var. Ve Adana Demirspor hepimiz biliyoruz, o gün de konuştuk. İki tane kırmızı kart görülmesi gerek Demirsporlu oyunculara. Fenerbahçe'nin rahat rahat yeneceği Ali Palabey'in katlettiği bir maçtır Fenerbahçe takımını Adana'da. Resmen odur yani. İki puanlı Adana Demirspor değil, Ali Palabey kalmış. Nasıl Alanya maçında sezon başı 2-0 öndeyken gereksiz işler yaptı burada Ali Samiyen'de. Oradan 2-0'dan oyun değişti, her şey değişti, kimyasını bozdu. Ya genelde kimyayı neler bozar? Rakip işte antrenörler, değişik taktiklerle oyuncular. Ali Palabey hem Galatasaray'ın o zaman kimyasını bozdu hem de Fenerbahçe'nin Adana'da. Ki bu haftaki erken de Manuel atandı. Ya Manuel, elit FIFA zaten bir tak o evet. Olacaktı. İyi o da hakem, iyi hakem tarı yani hakem çok çok iyi hakem. Onun için ben yani iki taraf içinde kırılma maçı olarak da görüyorum. Beşiktaş'ın Serdar çok güzel söyledi. Evet, bir yenerse bir görmek gerekir ilerisini. Bir görmek gerekir. Yani farklı bir noktaya gidebilir bir anda. İş birimizde ya çözemeyiz olayı. Yani başarılı bir grafik yakalayabilir. Mağlup olursa tamamen yani ringde nasıl boksörler falan beyaz havlu atıyor. Havlu beyaz bayrağı çeker. Ligde. Ama bir dahaki sezonu da Avrupa yarışına kadar etkiler. Hayır, Avrupa yarışına büyük olasılıkla yine ben Beşiktaş'ın ilk üçte bitirip Avrupa'ya gideceğini, konferans ligine düşünüyorum. Fenerbahçe yenerse zaten ritim yakalamıştı o havayı. Bir de Kadıköy'de Beşiktaş'ı yenerse yani o farklı bir çok çok psikolojik bir üstünlük sağlar.